Ferman. Hocam tebrikler hem galibiyet hem de gruplar için. Maçtan önceki basın toplantısında 10 numara için bir sürprizimiz olabilir deyince bu geniş yankı buldu. Hatta sosyal medyada Yanis Hacı'nın çok geçmeye başladı taraftarlar tarafından. Sürprizle ilgili bir ipucu verebilir misiniz acaba? Bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim önce. Ben bir 10 numara alacağız manasında söylemedim. Tanerlere gitmişti o. Rangers'lara gitmiş. Hayır öyle bir şey yok. Yok. Tam tersi. Takım içerisinde bir sürpriz yapabilirim dedim. 10 numarayı vermeyeceğim dedim. Mümkünse. Ama bir ihtimal bir sürpriz yapabilirim dedim. Yoksa kaçıncı 10 numarayı alacağız arkadaşlar? Yani şöyle 10 numarayı aldım, bu 10 numara dediğiniz zaman olağanüstü beklentiler oluyor. Ve oyuncu bu beklentiyi karşılamadığı anda bu sefer olağanüstü tepkiler oluyor. Belanda'yı unutmayalım. Şimdi bu çocuklar çok genç. Beklenen 10 numaradan çok fazla şeyi veremezse Belhanda kaldırabilir, onlar kaldıramaz. Şimdi ben de bu tehlikeyi sezdiğim için sezon sonunda bakacağım, kim hak ederse ona vereceğim dedim. 10 numarayı kaldırdım dedim. Ama arkadaşlarımızdan bir konuştuk. Belki bir sürpriz yapabiliriz dedik. 10 numarayı içeride birine vermek için. Yanlış anlaşılmasın. Dışarıdan öyle bir şey yok. Başka oyuncu olabilir. Başka numaralı. Ama öyle bir şey yok yani. Doğru ya, mu dedim? Söylemiyorum hala. Ben bu kadar doğru bir cevap vermedim. Söylemiyorum hala. Söylemeyin değil mi? Peki. Kutlu Akmur. Pardon Kutlucuğum. Bu arada şeyi de unutmayayım. Gençlere diyoruz. Yaş almış gençler de var. Bazı mevkilerin gençleri de var yani. Yaşı onlardan daha yüksek olmasına rağmen. Dediğim gibi. O gençleri de unutmamak lazım. Yaş almış gençleri de. Tabii. Alparslan ayrıca iyi oynadı. Ben Alparslan'ın ilk goldeki alma timingini ayarlayamamanın dışında oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. O ayrıca da. Pardon. Geçtiğimiz sezonların aksine, geçtiğimiz sezonlarda belki gol yedikten sonra biraz daha kırılgan bir Galatasaray vardı ama bu sezon son iki maç geriye düşmesine rağmen maçı çeviren bir Galatasaray var. Bunu sadece gençlik olarak adlandırmak doğru olur ama nasıl yorumlarsınız? Hayır. Galatasaray karışık bir takım. Yani ne hep genç olabilirsiniz, ne hep tecrübeli olabilirsiniz. Galatasaray ikisine de ihtiyacı olan bir takım. Yani yola çıkarken böyle ayırt edemezsiniz. Biz kolay anlaşılsın diye sizler de öyle soruyorsunuz. Ben de öyle cevap veriyorum. Yoksa bizim bir oyuncu genç demediğimizde 32, 31, 30 yaşında. Yani herkes genç. Onun için diyebilir miyiz? Tam tersi bugün mesela sahanın en ilerinden biri Feguli'ydi. Sahanın en ilerinden biri Cagney'di. Sahanın en ilerinden biri Patrick'ti. Özellikle ikinci yarı sayabileceğim. Babel oynadığı müddetçe kötü oynamadı. İyi oynadı. Baktığınız zaman bu arkadaşlarımızın da hakkını vermek lazım. Dolayısıyla biz bir takımız. Bunu genç tecrübeli diye ayırt etmeden bir takım olarak bakmak lazım. Ha burada dikkat çeken olay tabii bir oyuncunun ikincilikten, üçüncülikten, PTT liginden veya amatör kümeden veya genç takımdan gelip Galatasaray takımında olağanüstü işler yapması önemlidir. Bu konuşulmalıdır. Konuşuluyordu zaten. Dünyanın her tarafında da konuşulur. Ama artık Galatasaray'ların zaten buna alışması lazım. Biz her sene zaten bir tane, iki tane ortaya koyuyoruz.